mutlu akşamlar. Türkiye ve şehir gündemine dair önemli konu başlıklarıyla gündem bu akşam AK Parti Ordu Milletvekili Operatör Doktor Şener Yedi Yıldız'ı misafir ediyor. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum efendim. Evet. Hem Türkiye gündemini değerlendirelim istiyoruz sizinle hem de şehir gündemine dair önemli konu başlıklarımız var. Bir bir sizlere sormak istediğimiz sorularımız var. Tüm izleyenlerimize de bir duyurumuz olsun. Sosyal medya hesaplarımızdan da programımız canlı yayınlanıyor. Sizler de sorularınızla bizlere katılabilirsiniz. Programımızın ikinci bölümünde Sayın Vekile sizlerin de sorularını yönelteceğiz diyerek programımızı başlatıyoruz. Sayın Yedi Yıldız, malumunuz tüm dünya pandemiyle mücadele ediyor. Koronavirüs salgını devam ediyor. Ülkemizde de bayram sonrasına kadar yeni tedbirler kapsamında kısıtlamalar uygulanıyor. Ancak son dönemlerde açıklanan rakamlar umut vadedici. Bu son tedbirin yerinde olduğu sonucunu da çıkardı. Son gelişmeleri sizden duymak istiyoruz. Senin bir hekim gözüyle değerlendirmeleriniz ne olacak? Şimdi tabii pandemi uluslararası bir bela. Uluslararası savaş verilen bir yer. Ve Türkiye'de bu savaşı başından beri çok değerli, toplu ve güzel bir şekilde veriyor ve devam ettiriyor. Yani bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarlarının yapmış olduğu sağlık yatırımlarının faydasını şimdi gördü muhalefet. Evet. Yani bunlar lüzumsuz, bunlar ne yapıyorsunuz? İsraf dedikleri şeylerin israf olmadıklarını anladılar. Hamdolsun bizim hiçbir hastamız yataksız olmadığı için dışarıda kalmadı. Hiçbir hastamız yoğun bakım olmadığı için dışarıda kalmadı. Hiçbir hastamız aletsizlikten rahmetli olmadı. Tabii ki pandemi, virüs, koronavirüs hızlı yayılan ve maalesef ölümle neticelenen tablolar oluşturan bir hastalık. Ben daha önce burada bu ekranlarda pandemi nasıl çıktı, niye çıktı şeyinden konuşulurken İsa Bey'le bu konuşmayı yaptık, hatırlıyorum. Pandeminin ben kendiliğinden çıktığına inanmıyorum. Pandemi çıkarıldı. Evet. Pandemi... Peki bir doğal virüs mü yoksa bir laboratuvar virüsü bu mü? Bu laboratuvar virüsü üretilmiş bu. Hı hı. Yani yayınları var. Hem evet. Koreli, Japon, Çinli bilim adamlarının koronavirüs ürettiğine dair yayınlar var. Evet. Üretilmiş yani. Ha, şimdi derler ki doğal virüs kaçtı da bilmem ne oldu. Sebep çoktur ama benim inancım, bu benim inancım. Bu tamamen çıkarılmış ve dünya devletlerini hastalık olarak ve şey olarak değil tamamen ekonomik olarak sallayalım. Kim dökülüyor, kim ayakta kalıyor bir bakalım. Hesabıyla çıkarılmış bir tablo bu. Allah'a hamdolsun şükür olsun. Türkiye Cumhuriyeti bu konuda güçlü çıktı. Yani AK Parti iktidarları bu konuda gerçekten geçmiş yaptığı yaptığı yatırımların, sağlık yatırımlarının, ekonomik yatırımlarının şu anda faydasını gördü. Ve bugün biz bu pandemiyle savaşan en iyi ülkelerden birisiyiz. Ben şuna inanıyorum. Sağlık Bakanımızın gerçekten hı hı. üstün çalışması, gayreti var bu konuda. Bizim pandemiyle olan yaptığımız bu savaşı Allah vermesin, göstermesin. Bundan sonraki çıkacak pandemilerde Dünya Sağlık Örgütü örnek olarak gösterecektir. Evet. Ben ona inanıyorum. Çünkü bizim gibi ülkelerin başarı noktasında bizden daha ileride olanı yok. Yani biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ekonomik durumumuz belli. Efendime söyleyeyim bir takım zorluklar yaşayan bir ülkeyiz. İçte ve dışta sürekli bu memleketi yıkmaya, yok etmeye, zayıflatmaya çalışan insanlarla savaşıyoruz. Ve bu şartlar altında da pandemiyle savaşıyoruz ve hala ayaktayız, dimdikiz. Allah'ın izniyle dimdik devam edeceğiz. Evet, Türkiye'nin pandemiyle mücadelesini oldukça başarılı bir tabloda değerlendiriyorsunuz. Evet. Peki buradan aşı gündemine geçmek istiyoruz. Aşılama virüsle mücadelede en önemli silah olarak biliniyor. Türkiye aslında çok iyi başladı. Şimdi tabii sizin... Son durum sizin nedir? Sorduğunuz bu tedbirler noktasında da tabii ki bu tedbirler iyi neticeye gidiyor. Yani şu andaki televizyonlarda görüyoruz neticeler. Vaka sayılarında ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Belki inşallah tedbirler sonrasında bayrama inşallah 5000 kişinin altına düşüp bir bayram, iki bayramla beraber bayrama ulaşırız umudundayım. İnşallah, İnşallah öyle olur. Ama tabii tedbir nereye kadar? Tedbir, siz iyi bilirsiniz, diyet gibi bir şey.
diyet yaparsınız, zayıflarsınız. Ama bıraktığınızda tekrar o kiloları geri alırsınız. Yani tedbirleri yaparsınız. Tamam, ben de önlemiş olursunuz. Her şey yoluna girer. Ama bıraktığınız anda tabii burada iş bize düşüyor. Vatandaş olarak bize düşüyor. Biz hem tedbirlerimizi alacağız. Hı-hı. Hem de gerekli kurallara uyacağız. Yani nedir tedbirlerimiz? Maske, mesafe ve hijyen, temizlik. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız tamam diyor ya. Yani o tamamları yerine getirmemiz lazım. Zaten bunu yerine getirirsek pandemideki salgındaki zararı en aza indirmiş oluruz. Görünen de o. İşte bu önleyen de biziz, dağıtan da biziz. Evet, o yüzden tedbirler ondan çok tedbirler önemli. Aşıdan çok önemli. Da daha önemli belki de bu tedbirlere yani şimdi, uymak. Şimdi görüyorsunuz aşı, dünyada herhalde 5-6 tane aşı şu anda piyasada. Evet. Kimi 75 koruyuculuğu var, kimi 85, kimi 91 söylüyorlar. Evet. Sizinle biz maskeli olarak bir araya geldiğimizde birbirimiz bulaştırmama oranımız %99. Bulaşmıyor. İkimiz de maskeliysek. Demek ki toplum maskeli gelse iş bitiyor. Yani bir de mesafeyi koyduk mu hiçbir şey kalmıyor. Mesele o. Evet, çok önemli. Tabii aşı bunun bir... asıl şeyi aşı. Aşı. Yani pandemide virüsün asıl önlenmesi, asıl tedavisi aşı. Aşı bugün Türkiye tabii Sayın Bakanımız çok erken davranarak Çin'den bir 100 milyon doz bir aşı bağlantısı yapmıştı. Çin onu maalesef vermedi veya veremedi. Ne kadarını verdi onu bilmiyorum ama çok az verdiğini zannediyorum. Neticede tabii Çin'den biraz aldık. Biraz işte bizim Almanya'daki BioNTech aşısından aldık falan. Şimdi aşımızı yavaş yavaş yapıyoruz ama tabii başkasından alınarak bu kadar ilerleniyor. Yani biz aşımızı yapmamız lazım, yerli aşımızı. Evet, yerli aşı. Yani inşallah bu Eylül ayında falan bunlar yetişecek. Zannediyorum Eylül'den sonra hiçbir problemimiz kalmayacak. Süratle aşıya gideceğiz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın yine devreye girmesi ve üstün liderlik vasıflarını ortaya koymasıyla Putin'le görüştü. Zannediyorum bu bayrama kadar herhalde epey bir aşı gelecek, Rus aşısı. O aşıyla biz başlarsak, yani biz şöyle bir 20 milyon kişi aşıladık zannediyorum. Evet. Bir 20 milyon daha aşılarsak bu pandemiyi ülkemizde zayıf hale getirmiş oluruz. Biraz bastırmış ve yenmiş oluruz, öyle söyleyeyim. İnşallah onları yapacağız. Yani Sağlık Bakanı gerçekten çok çalışıyor. Ben evet. Peki eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz? Yani gerçekten size çok önemli bir mücadele verildiğine değindiniz. Sohbetimiz öncesinde de aslında canlı yayına başlamadan önce sohbetimiz öncesinde de özellikle aşı üzerinden ki virüsün tüm dünyaya yayılmasının da bir strateji olduğunu yorumlayacak olursak eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bu bir milli mücadeleye de benziyor baktığımızda. Tabii yani şimdi mesela aşıyı vermiyorlar. Dikkat ederseniz bize de vermiyorlar yani. İşte Çin vermedi bize. İşte fazla aşıyı şu anda aşı bir savunma silahı şu anda. Bir S-400 füzesi gibi bir şey mi virüse karşı? Yani adam sana savunma silahını vermiyor, kendisi üretiyor, vermiyor yani. Onun için bu şeyi kendimiz üretmemiz lazım. Şimdi tenkitler, şeyler tabii muhalefet gereğini söyleyecek. Ben hep şunu söylüyorum. 18-19 yıllık AK Parti iktidarında AK Parti çok şeyleri yapmış. Yani o kadar şeyler yapmış ki, basamakları o kadar yükseltmiş ki, muhalefet daha iyisi yok mu diye bağırıyor. Yani tabii ki daha iyisi var. Yani hizmetin, yapılan yolun, efendime söyleyeyim, veya yapılan başka hizmetlerin daha iyisi tabii ki var. Şimdi bizim eski İçişleri Bakanımız vardır, Efkan Ala. Efkan Bakan'ınla biz mecliste görüşüyoruz. Bu bizim, ben Kabadaşlıyım biliyorsunuz. Hı hı. Kabadaş'ın ikinci kaymakamı zannediyorum. Yani Kabadaş ilçe olduktan sonra birinci değil ikinci kaymakam. Ona soruyorum. Diyorum ki Sayın Bakanım, Fas'tan Kabadaş'a kaç saatte gidiyordun? İşte 1,5 bazen 2 saatte abi diyor. Şimdi Fas'tan Kabadaş'a yol yapıldı, asfalt yol yapıldı. Şimdi vatandaş diyor ki onun üzerine bir o yolun üzerine bir başka bir şey atılıyormuş, o da atılacak diyor. Yani iyinin iyisi daha da oluyor. Yani o 1,5 saatlik yolu biz şimdi yarım saatte gidiyoruz. Ama daha iyisi olsun diyor vatandaş. Olsun tabii ki. Ama daha iyisini yapmak için de devletin
bir şey olması lazım. Yani bir gücü olması lazım. Efendime söyleyeyim, toplumun bir birliği, beraberliği olması lazım. Siz tabii bunlar genç arkadaşlarsınız, aklınız ermez. Bu Allah göstermesin. Şu pandemi 2002 öncesi, yani AK Parti sağlık yatırımlarını yapmaya başlamadan öncesi olsaydı Allah muhafaza. Evet. Yani ben o günleri yaşamış ve o günlerde hizmet etmiş bir doktorum aynı zamanda. Yani insanların sosyal statüsüne göre bir hastane yani. Yani o işte evet, sosyal sigortalar, emekli sandığı, evet. Bağkur, yeşil kart hepsini dağıtmışlar. Evet. Efendime söyleyeyim, kuyruklar da o, yani insanlar kuyruklarda rahmetli oldular. Can verdi insanlar kuyrukta ya. Şimdi bu ATV'de haber yapardı. Allah rahmet etsin. Savaş Ay. Ben çok seyrettim. Haseki Hastanesi'nin acilinde girerdi, koyardı şey meşalesini. Aha bir hasta geldi derdi. İşte bakar böyle hastayı tutar, der ki yarım saat geçti, bir saat geçti, böyle anlatır. Ondan sonra bir saat sonra bir personel gelir. Aha, bir personel hastayı gördü. Personel bak dikkat edin. İşte bir yarım saat sonra bir hemşire geldi, daha neyin var diye sordu. İki saat sonra veya üç saat sonra hasta içeri alındı. Bunları ben yaşadım, gördüm yani. Evet. Yani o yıllarda görev yapmış bir hekim gözüyle biliyorum. Yani Allah muhafaza, o günlerde böyle bir pandemiyle karşılaşsaydık, yani cenazelerimizi soğuktan toplayamazdık. Evet. Hindistan gibi olurduk aynı. O yüzden Allah'a bir olsun, şükür olsun. Kulaklarımızı tıkadık biz. Yok, tıkamadım. Biz eleştirileri her zaman varız, açıyoruz da, ama olumlu eleştirileri açacağız. Evet. Peki pandemi döneminde ciddi bir ekonomik sınav da veriliyor aslında. Bu manada devletin önemli destekleri de oldu. Hem orada özelinde bu desteklerden bahsetmenizi istiyoruz. Şehrimiz bu desteklerin ne kadarından faydalanabildi? Hem genel manada bu destekler için yorumunuz ne olacak? Yetersiz diyenler var. Ya işte iyinin yetersizliği zaman vardır. Bana 5 lira para veriyorsanız niye 10 lira vermiyorum diye, bedava para çünkü, niye 10 lira vermiyorsunuz diye isyan ederim, ağlarım, sızlarım falan. Şimdi sözümüzün başında da konuştuk. Bu pandemi bir insanlar hasta olsun, ölsün falan diye değil. İnsanların sağlığını deneyelim diye değil. Tamamen ülkelerin ekonomisini denemek için çıkarılmış bir şeydir. Tabii bundan sonrasında göreceğiz. Hı hı. Ekonomide hangi dengesizlikler, hangi yeni dengeler oturuyor, onların hepsini göreceğiz. Tabii bununla ilgili çok fazla yorum yapanlar var. İşte Amerika'daki Yahudi iş adamlarının Amerika'yı terk edeceğini, Çin'e gideceğini, Çin'in artık yeni dünya düzeni diye hep bahsediliyor. Çin'in başrol oynayacağını, Amerika'nın yüzyılının sonuna gelindiğini, daha Batı'nın sonuna gelindiğini, evet. Doğu'nun artık hakim olacağını falan bir sürü anlatanlar var. Olabilir. Yani normaldir. Olması da muhtemeldir. Çünkü çok güçlü bir ekonomi. Pandemi orada çıktı. Tedbir aldılar mı? Aldılar. Ama o tedbirlere rağmen bir yerden başka bir yere dağılmadı pandemi. Yani o ne şehriydi orası? Wuhan şehrinin dışına çıkmadı. Yani dünyanın her tarafına dağılan bir pandemi kendi etrafına dağılmaz mı? Normalde dağılması. Dağılması lazımdı. Bunlar hep soru işareti. Evet. Yani bu soruların cevabı daha sonra, hepsi yüzyıllar sonra çıkacaktır. Bizden sonraki tarih kitaplarında birileri okuyacaktır. Sizler bunları göreceksiniz inşallah. Ama bu bir gerçek, dünya ekonomisini sallamak üzere ortaya çıkarılmış bir olay bu. İşte bugün ekonomisi sarsılan, yıkılan, perişan olan ülkeleri seyrediyorsunuz. Bir sürü var. Yani bazıları da artık ekonomiyi yetersizlikten tedavi hizmetlerine, hasta şeylerine de bakmıyor. Yani sokakta ölüyor, insanlar isyan ediyor falan. Yani nitekim bu görüntülerle, sokaklarda ölen insanların görüntüleriyle, özellikle birçok Avrupa ülkesindeki evet. Bu görüntülerle şaşırmıştık, yani şimdi, korkmuştuk. Tabii yani İspanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın bunları nasıl geçirdiğini gördük hep yani. Evet. İngiltere'de yani bütün aşılar İngiltere'de çıkıyor. En fazla aşı yapan ülkelerden birisi. Ama ölüm sayısı 150'yi falan buldu herhalde. Öyle, hı hı. Ben takip etmiyorum ama öyle oldu zannediyorum. Evet, yüksek. Yani tam yüksek ölüm sayısı var. Yani biz şimdi bu savaşı hakikaten güzel veriyoruz. Şu anda işte bizim 40 bini buldu zannediyorum. Hı hı. Hasta vefat eden şeyimiz. Ama bizim ayarımızdaki ülkelerin birçoğu 100 bini buldu, geçti. Onun için biz Allah'a hamdolsun insanımıza değer veriyoruz. İşte aşılarımızı yapıyoruz.
yaşlı 85'ten yukarısını yaptık. 65-75. Şimdi 55-60'ı yapıyoruz herhalde. Çeşitli meslek grupları da dünyada aşılamıyor. Avukatları yapıyoruz işte. Muhtarlar başladı falan. Yani inşallah bu yazı tam rahatlamasak bile inşallah Eylül'den sonra falan tam rahatlayacağımıza inanıyorum. Bu pandemiyle olan mücadelemizi başarıyla sonlandıracağımıza inanıyoruz. Yani ben işte muhalefet diyor ki siz aşıda şunu yaptınız. İşte hastalar tedbirini almadınız. Yeterli bilmem ne yapmadınız. Bak işte yeterli baskı kurulursa hastalık önleniyor falan. Bunların hepsi bir denge unsuru. Yani problem sadece hastalığı iyi etmek, mikroptan kaçmak, virüsten kaçmak değil. Problem virüsten kaçarken ekonomiyi de yıkmamak gerekiyor. Çünkü hep ekonomiyle oynuyoruz şu anda. Dünya her basamağı ekonomiyle oynuyor. Hı hı. Yani bakıyorsunuz bütün işte FED faiz fiyatını nerede yaptı? Bütün dünya onu takip ediyor. Merkez Bankası bizim faizleri ne yaptı? Evet. Hep bunu nasıl takip ediyor. Nasıl bir oran açıklandı? Hep bunları takip ediyoruz. Hala da bunları takip ediyoruz. Virüsten insanlar ölüyor ama biz yine Merkez Bankası'nın faiz oranları bizim için önemli oluyor. Ekonomi önemli. Bu kadar önemli. Bu kadar önemli. Yani bu ekonomik şeyimiz ayakta durursa, yıkılmazsak bilin ki Türkiye bundan sonra dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olacaktır. Buna rağmen dengelemek tabii, önemli dediniz. Buna rağmen mesela ben örnek anlatmak istiyorum. Bu ekonomiye girmeden önce birkaç bir şey söylemek tabii, istiyorum. Şeyin pandeminin çıkmadığı veya çıktığı yeni günlerden başlayalım şöyle. Dünyaya bir bakalım. Dünyada Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de bir hareket başladı. Hı hı. Doğu Akdeniz'de birileri bir şeyler buldu, bir şeyler yaptı. Doğu Akdeniz kıymete bindi. Türkiye'de dedi ki Doğu Akdeniz'de benim yerim burası. Bunu çünkü 2005'lerde falan ilan etmişiz biz. Doğu Akdeniz'deki bizim şey sınırlarımız burasıdır diye. Türkiye'de Birleşmiş Milletler bunu onaylamış. Türkiye'de kalktı dedi ki bak bizim Birleşmiş Milletler'in tarafından onaylanmış yerimiz buralardır. Yerimizi gösterdik ve herkes işte Türkler şu bilmem ne Fransız Cumhurbaşkanı, Yunanistan Cumhurbaşkanı, öteki, beriki hepsi saldırdı. Biz bütün saldırılara rağmen savaş gemilerimizi kendi bölgemize gönderdik. Hadi buyurun gelin dedik. Bu Türkiye'nin gücüdür. Biz ne yaptık? Bu dönemde Libya'daki istikrarsızlıktan faydalanmak isteyen Batılı, işte o Fransız işte şeyleri, Libya biraz daha parçalansın, dağılsın, biz de oraya tekrar girelim hesabı yapıyor idiler. Türkiye ne yaptı? Oradaki Birleşmiş Milletler tarafından tanınan mevcut hükümeti destekledi. Onunla gitti, anlaşma yaptı. Bizim savunma silahlarımız, SİHA'larımız, İHA'larımız orada. Gitti o paralı askerlerin üzerine biraz bomba atınca hepsi kaçtılar. Çünkü hepsi paralı asker. Adamın hayatı paradan daha önce. Hepsi kaçtılar ve oradaki Libya'da bir istikrar, bir huzur sağlandı. Ve o sağlanan istikrarla da biz Libya hükümetiyle bir anlaşma yaptık. Bütün Orta Doğu Akdeniz'i bitirdik işte. Planlar bozuldu. Planlar bozuldu. Doğu Akdeniz üzerinden hareket edersek Mısır dedi ki Türkiye'nin hakkıdır buralar. Ve Mısır'da biz ilişki kurmaya başladık. Yani ne kadar Avrupa, Fransa, Yunanistan çırpınırsa çırpınsın, biz Doğu Akdeniz'deki haklarımızı aldık ve gücümüzle de o haklarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz. Daha öncesinde içimizde bir PKK belası vardı. Her gün 3-5 askerimiz, 3-5 sivilimiz, cenazeler, Allah muhafaza, bir daha Allah göstermesin. Türkiye bu belayı Türkiye'nin sınırları dışına itti. Suriye'de başımıza örülmek istenen çorabı da gördü ve oradaki şeyi bozdu. Ne yapmak istiyorlardı? Bu Kuzey Irak Kürt bölgesinden Suriye, Lübnan'ın oraya kadar bir PKK devleti, sınır devleti kurmak istiyorlardı. Türkiye gitti o sınırları işgal etti ve bitirdi bu işi. İşgal etmedi de orada kurtardı ve bitirdi bu işi. Şimdi daha ne yaptı? Oradaki insanlara, Türkiye'deki göçmüş insanları tekrar geriye taşıdı ve onlara ev yaptı, aş verdi, i̇nsanlık yemek verdi, hastane yaptı, yol yaptı, insanlık dersi verdi o Batılılara.
hani biz insanız diyenlere, biz medeniyiz diyenlere medeniyetin ne olduğunu gösterdi. Daha ne yaptı? Kafkaslar'da, Azerbaycan'da, Azeri kardeşlerimizle beraber 40 yıl, 46 yıldır işgal altındaki Ermeniler tarafından işgal edilmiş Karabağ'daki Ermeni işgaline son verdi. Allah'ın izniyle. Yani değişen dengeler. Değişen Türkiye'nin etrafındaki değişen dengeleri görüyorum. Ne oldu? Biz bunları yaptıkça işte aleyhimize olan Suudi Arabistan el uzattı. Aleyhimize olan Birleşik Arap Emirlikleri el uzattı. Şimdi bugün televizyonda gördüm, belki siz daha iyi bilirsiniz. F-35'lerle olan evet. Şeyimiz devam edecek falan. Anlaşmalarımız. Ne bunlar biliyor musunuz? Güç. Gücünüz varsa masada da varsınız. Gücünüz yoksa masada da yoksunuz. O zaman yeni dünya düzeninde Türkiye masada vardı diyeyim. Vardı ve olacaktır inşallah bundan sonra. Evet. Çünkü bizim başımızda bu güce sahip, bu gücü oluşturan ve bu gücü hisseden bir lider var. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle Türkiye'nin başında olduğu sürece Türkiye güçlü ve bu masada hep var olduğunu, masada olacağını gösterecektir. İşte Kıbrıs'ta ne oldu? Barışalım falan dediler. Gitti. Türkiye Kıbrıs şartlarını ortaya koydu. Kimse cesaret edemeyince çekti gittiler. Yani evet, dış politikada da aslında değişen dengelere değişen göre denge, başarılı bir strateji yürütüldüğünü söylüyorsunuz. Tabii tabii. Biz işte yıllardır işte bizi komünistler Moskova'ya diye bağırttılar işte. Moskova komünist bilmem de benim gençlik yıllarım nasıl bilmezsiniz öyleydi. Ne oldu yani şimdi biz Moskova'yla Putin'le anlaştık ve gayet de güzel ilişkiler yürütüyoruz. Hem Suriye'de hem Libya'da efendime söyleyeyim hem Karadeniz'de gayet güzel ilişkiler yürütüyoruz ve yani İlişkilerimiz gayet başarılı ilişkiler içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Putin'i aradı ve aşıyı da aldı. Çin'in vermediği, ötekinin kestiği aşıyı da aldı. Şimdi biz hem üreteceğiz hem de alacağız. Evet. Güçlü bir Türkiye'den güçlü bahsediyorsunuz. Bir Türkiye şimdi var. Pandemi desteklerine gelecek olursak. Şimdi bu güçlü olursak. Türkiye'yi biz ekonomiyle de güçlü olduğunu göreceğiz şimdi. Bak ben size bazı şeyler vereceğim. Evet. Sadece ordu ile ilgili. Pandemi destekleri şeyi. Mesela orada yapılanlar şöyle, ben kaba olarak hesap ettim. 405-273. Yani böyle şöyle böyle 800 milyon TL bir para gelmiş orduya. Yani bunun içinde neler var? Birlikte başaracağız diye başlamış sosyal destek programı var. Biz bize yeteriz Türkiye programı var. Kısa çalışma ödenekleri var, işsizlik ödeneği var, normalleşen desteklerimiz var. Bir de sosyal yardımlaşma vakıflarımız aracılığıyla yaptığımız şeyler var, destekler var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaptığı bir sürü yardımlar, destekler var. Yani şimdi bunlara sayınca 700-800 milyon TL Türkiye'ye para gelmiş. Şey, orduya para gelmiş. Yani şimdi bunu 2001'deki 2000'li yıllar 2001'deki iktidarı düşünün. Kitap atınca dolar 1 liradan 50 liraya 100 liraya çıkıyordu. Kitap atınca faizler, gecelik faiz 7000 küsürdü ben iyi hatırlıyorum. Şimdi o dönemde olsaydık biz bu paraları nasıl dağıtacaktık? 99 depremini ben İstanbul'daydım biliyorum. 3 gün sonra devlet geldi. Hatta şöyle dedikodular da çıktı. Bilmiyorum doğrudur. Yardım için gönderilen paraları memur maaşı olarak dağıtın diye. Biz bugünlerden bugünlere geldik. Yani bunları bilmezsek, bu geçmişimizi bilmezsek geleceğimizi de bilemeyiz. Nereden nereye gelmiş? AK Parti Türkiye'yi nereden nereye getirmiş bunu bileceğiz. Tabii ki getirdiğimiz yer yetersiz olabilir. Tartışılabilir. Daha iyisi olmalıdır. Eyvallah. Ama biz sen bu geldiğimiz yere bir teşekkür et bakayım. Geldiğimiz yere de ki Allah razı olsun teşekkür ederiz. Biz yolda yürüyemiyor iken şimdi sıcak asfalt istiyoruz. Yani Allah razı olsun bize hep bu yollarımızı yaptın. Yani şimdi bir de orduya yapılan devlet yatırımlarına bir bakın. Şu AK Parti iktidarındaki. Yani çevre yoluna bir bakın. Tünellere bir bakın. Efendime söyleyeyim. Şu Mesudiye dere yoluna bir bakın.
İşte bitmez dedikleri Ulubey Gölköy yoluna, Gürgentepe yoluna bir bakın. Efendime söyleyeyim. Akkuş-Niksar yolu inşallah olacak, daha, olacak yani, onu da yakında yapacağız. Yani bu yolların hepsi bitecek. Yani bitmeyen şeyimiz de olmayacak. Ben şuna inanıyorum. Şimdi siz hiç gittiniz mi bilmiyorum. Şuradan Ulubey'e bir gidin. Evet. Ulubey'in girişinde bir hastane var. Hastanenin önünde de bir yol yapılmış. Yani 200'den fazla fore kazık çakılmış oraya. Yine 30 metre, 40 metre. Efendime söyleyeyim, beton duvarlar yapılmış. Yol hala da çalışılıyor. Yani emin olun oraya aktaran masraf, yani normalde bu tür arazi zorluğu olmasa o yolun hepsini bitirir. Yani sadece orada değil, o yolu, o Ulubey'i geçince de böyle bir bir kilometrelik bir mesafeye o kadar kazık çakıldı. Şimdi daha önümüze neler çıkacağı belli değil. Bizim arazimiz zor bir arazi. Evet, özellikle Karadeniz bölgesi yani çok zor ben, bir coğrafya. Samsun'da Karayolları Bölge Müdürü gitti oradan, şimdi onun yanına gitmiştim. Dedi ki Ordu'nun karayolları yola Çorum Amasya'dan daha fazla. Çünkü bizim yola yollarımız böyle böyle. Yani inişli çıkışlı. Viyadüksüz, tünelsiz geçilmesi mümkün Geçilmesi mümkün değil. Viyadük olacak, tünel olacak, kazık olacak. Yani hepsi bunlar çok masraf. Duvarlar olacak. Ya gidin bir bakın, dünyanın duvarı var. Ve o duvar yoldan daha pahalı. O yüzden biraz daha fazla zaman alıyor diğer bölgelere tabii göre. Tabii ki yani, tabii ki zaman alıyor yani. Yapıyorsun işte şey, Kabadüz yolu yapıyorsun, duvar yap. Her sadece duvar yapmakla meşgulüz. Viyadük ve duvar. Yani bazı şeyleri konuşurken diyorsanız biraz konuşurken hesaplı konuşmamız lazım. Bazı gerçekleri de göz önünde bulunduralım diyorsunuz. Ya devletin, tabii ki Allah'a çok şükür devletimiz güçlü, bunları yapıyor. Ama bunları yaparken de biraz insaflı saldıralım. Merhametli saldıralım. Bu kadar şey olmasın. Yani muhalefet şunu diyor ya, siz ne yaparsanız yapın, bu millet bize, size karşı çıkma görevi vermiştir. Sizi tenkit, beğenmeme görevi vermiştir. Tamam, beğenmeyin, yapmayın, karşı çıkın ama insaflı olun. Bizim şeyimiz o. Bir de çok basit belden aşağı vurmaları var. Yani bunlar, şunu bilmemiz lazım. Ya biz insanız. Biz bu arkadaşlar sizinle bugün iyiyiz, yarın kötü olabiliriz veya yarın bugün kötüysek yarın iyi olabiliriz. Mutlaka yüz yüze geleceğiz. Yüz yüze geldiğimizde biz de birbirimize bakacak yüzümüz olsun. Evet. Konuşurken de öyle konuşalım. Yani insaflı yani diyorsun. Kişileri muhatap almak, belden aşağı kişilere vurmak falanca şöyle. Yani ben söylemek istemiyorum. Benimle ilgili bir şey çıkardılar. Geçen sosyal medyada epey oluyor. Bir ayı geçti herhalde. İşte benim bir güvenli korumam varmış. Korumam İstanbul'da köprüde, ne diyorsunuz böyle arabanın öyle gitmesine, öyle gitmiş de ben Şener Yedi Yıldız'ın korumasıyım demiş falan filan. Yok, benim hiç hayatta drift atmış. Ha, drift atmış. Benim hiç hayatta korumam olmadı ki. Hiç olmadı. Yani bırak korumam, böyle benim korumam gidecek İstanbul'da köprüde drift atacak falan filan. Peki etkileniyor musunuz böyle eleştirilerden? Ben etkilenmiyorum. Böyle haberler çıktı. Ben etkilenmiyorum. Ben yapmadığım şeyden etkilenmiyorum çünkü. Yapmamışım. Ben öyle kendimden eminim. Ama vatandaş etkileniyor ister istemez. Bana 50 tane telefon geliyor o anda. 100 tane telefon geliyor. Aa, ne yapmışsın bak falan. 2 saat izah edemiyorsun ne yapmadığını. Yani savunmaya geçiyorsun ister istemez. Yani gerek yok da. Ama mecburen geçiyorsun yani. Onun için bu belden aşağılar, bilmem neler, buna yakışmıyor bize. Bizim şimdi Türkiye'de siyaset yapanlar, insanların hepsi biraz aydın sınıfı olmalı. Yani memleketi düşünen, milleti düşünen, dertleri bilen birileri olmalı ve ona göre de konuşmalıyız. Yani memleketi, milleti, dertleri bilmeden siyaset yapıyorsak işte belden aşağıda vururuz, belden yukarıda vururuz. Bazı önemli ilkelerimiz ve değerlerimiz olsun yani diyorsunuz. Şimdi biz şimdi, önce siyaset siz A partilisiniz, beyefendi B partili, ben C partiliyim. Tabii ki iktidar olacağız, tabii ki yöneteceğiz, tabii ki daha iyi şeyler yapacağız. Ama memleketin ve milletin menfaatine. IMF'nin menfaatine değil. Avrupa Birliği'nin menfaatine değil. Yani şimdi görüyoruz bazen o kadar çirkin yaklaşımlar oluyor ki. Çok kötü oluyor. Ben bunları devreye getirmek istemiyorum.
Yani millet ve memleket adına kötü düşünemeyiz. O menfaat milletin ve memleketin menfaatidir. Bizim menfaatimiz şahısların menfaati veya siyasi menfaatlerimiz ondan sonra gelir. Evet. Aslında bir nevi hem hekim tecrübeleriniz hem de siyaset içindeki tecrübelerinizle bir telkinde de önerilerde de bulunuyorsunuz. Belki siyaset düşünenleri buradan Z kuşağına hızlıca geçmek istiyorum. Aslında biraz ertelediğim bir soruydu ama çokça soru da gelmiş. Şöyle bir şey, ikinci bölüme saklıyoruz sorularımızı ama birçok kişiden gözüme takılan mesajlarda gençlerin mesajlarını görüyoruz ya da gençlerin destek istediğini görüyoruz. Kimisi de gençlere verilen desteklerden ötürü teşekkür etmiş ama bugün Türkiye'de ciddi bir genç nüfus var ve özellikle siyasi oluşumlarda bir nevi tüm anketlere göre de belirleyici güç bu genç kardeşlerimiz gibi görünüyor ki onlara da artık Z kuşağı gibi bir sıfatla yükledik. Siz bu Z kuşağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz bahsettiniz aslında bizim yaşadıklarımızı onlar bilemezler ama en azından anlamaları için biz anlatmaya çalışıyoruz dediniz. Z kuşağıyla diyaloğunuz nasıl? Şimdi şöyle, ben gençlerle diyaloğum çok iyidir. Evet. Çocukları çok severim. Gençlerle de diyaloğum iyidir. Gezerken de gençlerle gezerim. Dikkat ederseniz ben bu Ordu'da gezerken ilçeleri veya şeyleri gençlerle gezerim. Gençlerle diyaloğum iyidir. Biraz onlarla hemhal olmayı isterim. Çünkü biz herkes ömrünü tamamlayacak, bu memleketten gidecek. Biz de gideceğiz ama neticede bu memleketi yönetecek o gençler kalacak. O gençlere onun için değer vermek lazım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere o kadar değer verdi ki seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdi. Yani bu gençlere olan güveni, gençlere olan değeri, gençlere olan samimiyetinden kaynaklanan bir şey. Yani seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik biz. 25'ti herhalde değil mi? Evet. 20 ya da 25'ti. 25'ti. 30'da seçiliyordun, 25'te seçiyordun. Öyle bir şeylerdi. Hepsi 18 şu anda. Bu gençlere verdiğimiz değer ve önemdendir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemin ve değerin bir göstergesidir. Fiili yaklaşımıdır. Şimdi bu şeyden sonra biz hakikaten gençlere değer veriyoruz. Yani biz genç insanlarımızın bu memlekette geleceğe bakan, ileriye bakan, memleketi düşünen kişiler ve vasıflı insanlar olmasını istiyoruz. Ve o konuda da hem üniversiteler bazında hem de eğitim bazında sonsuz destek veriyoruz. Yani Türkiye'de 81 vilayette üniversitemiz var. Her öğrencimize burs veriyoruz. Türkiye yani şeyden KYK'dan burs veriyoruz. Ve yurtlarımız, ben öğrencilik yaptım. Yurta torpille girdim. Ne yalan söyleyeyim. 6 ay sonra girdim. Torpille girdim yani. O zaman ki ben Erzurum'da okudum. O zamanki Erzurum valisi bizim Gölköy'de kaymakamlığı yapmış bir vali. Gölköy kaymakamlığı yapmış. Bana dediler ki ya orduyu biliyor. Git valiye söyle. Ben orduluyum de sana yardımcı, sana yardımcı olur. Ben de gittim dedim ki garip olarak orduluyum ben dedim. Böyle böyle bana yardımcı olur musunuz? Tabii dedi. Telefon etti. Ve ben yurda girdim. Yoksa ben bir sene sonra da girerdim yurda yani. Yani şu anda yurt diye bir problem yok. Çocuklar 2 kişilik, 3 kişilik odalarda kalıyorlar. Tek kişilik odalarda kalıyorlar. Ben 16 kişilik odada yattım. Yani o noktadan bu noktaya geldik. Yani daha da bizim çocuklarımız o yurtları beğenmiyorlar. Biz daha lüks evlerde kalmak istiyoruz diyorlar. Babalarını, analarını ev kiralattırıyorlar. Ev satın aldırıyorlar. Şimdi biz o noktadan bu noktaya gelmişiz. Gençlerin bunu bilmesi lazım. Gençler şunu da bilmesi lazım. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Bugün Allah muhafaza Türkiye'de Tayyip Erdoğan, AK Parti veya Cumhur İttifakı kaybetsin, yerine bir başkası gelsin, Türkiye perişan olacaktır. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bu eskilere geriye döneceğiz. Bunun örneklerini yaşadı Türkiye. Bu memlekete bir Turgut Özal geldi geçti. Allah rahmet etsin. Siz bilmiyorsunuz 1980'li yıllarda Turgut Özal bu memlekete çok şey yaptı. Ama 1990'lı yıllarda Turgut Özal iktidarı gitti. Turgut Özal'a ait ne varsa 10 yılda hepsini bitirdiler. Hepsini yediler, yuttular, sattılar. Kaç tane banka battı. Bilmem ne kadar şu oldu.
Bu memleketin milyonlarca dolarları heba oldu, yurt dışına kaçtı, bilmem neler oldu. Allah hamdolsun bu memleket o zaman da batmadı ama ayakta kaldı. Yani milletin iradesiyle ayakta kaldı, yalnız bunu söyleyeyim. Milletin memleketine ve milletine sahip olma iradesiyle ayakta kaldı. Bu millet bu memlekete kimin sahip olacağını çok iyi biliyor ve seçimde de ona göre reyini veriyor. Ve milletin o iradesiyle ayakta kaldı. Bu millet Tayyip Erdoğan'ın bu memlekete iyilik edeceğini, bu memlekete sahip çıkacağını, bu memleketi kaldıracağına inandı ve Tayyip Erdoğan o günlerden bugüne getirdi. İşte bizim çok anlatmaya gerek yok. Yaptığınız altyapı yatırımları, bilmem ne yatırımları, savunma sanayisi yatırımları, efendime söyleyeyim neredeyse inşallah uzaya da şey göndereceğiz yani. Yani bunların hepsi öyle kolayına olan işler değil. Gençlerin böyle fotoğrafın büyüğüne bakması lazım, bakması diyorsunuz. Bakması lazım. Geriye dönmememiz lazım. Yani biz bu memlekette uçak da yapmışız. Hiç kimse yapmıyorken uçak yapmışız. Uçaklarımız Kayseri'de toprağın altında gömülü. Biz bu memlekette aşı da yapmışız. Aşıların hepsi siz onu yapmayın. Biz size daha ucuza veriyoruz demişler. Yaptırmamışlar. Şimdi aşı silahıyla vuruluyoruz. Dikkat edin. Kendimizi üreteceğiz diye uğraşıyoruz. Yani onun için gençlerin geçmiş tarihi iyi bilmesi lazım. Tabii ki yani AK Parti iktidara geldiğinde 10 yaşındaki bir çocuk o tarihten hiçbirisi bilmez. Şimdi 10 yaşındaki çocuk 30 yaşında. Yani memleketi idare edecek seviyeye geldi. Onlar da bilecek ki geri dönüşü engelleme adına, geri dönüşü durdurma adına ona göre hareket etmesi lazım. Hangi partiden olursa olsun. Bu memleketin geleceğini iyi hesap etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti şimdi bize kızıyorlar, diyorlar ki işte falancıyla barışmadın, ötekiyle kavga ettin, sen kavgacısın. Yok, biz kavgacı değiliz arkadaş. Biz memleketi ve milletin menfaatini savunanlarız. Memleketimizi ve milletimizi savunduğumuz için onlar bize saldırmışlardır ve biz dik durmuşuzdur onların karşısında. El pençe divan durmamışızdır. Ne olursun bize iki kuruş para ver dememişizdir. İstemiyoruz sizin paranızı demişizdir. Alın borçlarınızı götürün demişizdir. Yani bu memleket 70 sente muhtaç dendiği zamanları biliyorum ben. Peki siz katılıyor musunuz? Özellikle muhalefet gençlerin Adalet ve Kalkınma Partisi'ni desteklemediğini ve desteklemeyeceğini düşünüyor. Siz de mutlaka onu parti olarak belki araştırmalar ben yapıyorsunuz. Şuna inanıyorum. Sahada da geziyorsunuz. Ben şuna inanıyorum. Gençlerin Türkiye, desteğini hissediyor musunuz yanınızda? Bu zihniyetteki, bu fikirdeki ben genç neslin memleketin geleceğine sahip çıkması gerektiğini, kendi kendilerine bu memleketin geleceğine sahip çıkmamız lazımdır İnancının olduğunu biliyorum. Ben gençken öyleydim çünkü. Ben 70'li yılların öğrencisiyim. 70'li yıllarda verdiğimiz kavga sağcısı da solcusu da memleketin geleceği içindi. Bu memleket bağımsız olmalı hesabıyla yapıyor idik. Ha, şimdi de bu gençlerin geleceğini ve memleketin bağımsız olacağını düşündüğüne inanıyorum. Ve şuna da inanıyorum ki memleketin bağımsızlığı ve geleceği Cumhur İttifakı'ndan geçer, Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden geçer. Gençler de onun için destekleyecektir diye inanıyorum. Evet, o zaman sohbetimize kısa bir virgülle reklam arası verelim. Reklamların ardından daha yerel konularla, orduya dair merak edilen başlıklarla devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir reklama gidiyoruz. Daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi, bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Sabrın, şefkatin, anlayışın, iyiliğin, emeğin, sevginin ve bereketin adı Ramazan. Bu yılda kalabalık iftar sofralarında buluşamasak da gönüllerimiz bir, tadımız bir. Hayırlı
Hayırlı Ramazanlar Ordu. Hayırlı Ramazanlar Türkiye. Tam 90 yıldır değişmeyen lezzet. Gürsoy. Siz hayal ettiniz, biz gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallesi'nde Aile Sağlığı Merkezi'nin hemen yanı başında. Denize, üniversiteye yakın. Havaalanına 7 dakika mesafede. Huzurlu bir yaşam alanı. Güzelhan Park Evleri. Toplam 5000 metrekare alan üzerinde 8 blok 91 daireden oluşan projemiz 3 artı 1 ve 1 artı 1 havuza 0 daireler, geniş yeşil alanları, kamelyaları, çocuk oyun parkı, yarı olimpik yüzme havuzu ile sizlere sunulmaktadır. Güzelhan Park Evleri, GRP Gayrimenkul Güvencesi ile sizleri bekliyor. Bilgi için 0452 888 18 18. İndirim bayramı Ankamar'da. Beşikdüzü kolot peynir 500 gram 19 lira 95 kuruş. Ankamar ekstra iri zeytin kilogram 16 lira 95 kuruş. Anka patista fıstık ezmesi 350 gram 12 lira 95 kuruş. Ankamar, bu şehrin marketi. Karadeniz'in lider firması İşbilir Tarım Makineleri. Flaş çapa makineleri Ordu, Giresun, Trabzon bayilikleriyle 17 ve 22 beygir gücündeki flaş çapa makinelerini en uygun fiyatlara sizlere sunuyor. Kendi üretimimiz olan çapa römorku ve kabinleri her türlü yedek parça ve servis hizmetlerinde kolaylık. 100 litreden 400 litreye kadar ilaçlama makineleri, tırpan, süt sağma, dalı ötme, kesim motorları, Yamaha, Solax ve Hyundai jeneratörleri hepsi ve dahası İşbilir'de. Ziraat Bankası aracılığı ile 5 yıl vadeli satışlarımız devam etmektedir. 6 aydan 12 aya kadar kredi kartına taksit imkanları yine İşbilir Tarım makinelerinde. İşbilir, işini bilir. Dolunay Mahallesi, Sanayi Sitesi, 3. Blok, Fatsa, Ordu. Kalafatlar'da Ramazan fırsatları devam ediyor. Her hafta yüzlerce üründe indirim fırsatını kaçırma. Siz gelemezseniz biz size geliriz. Kalafatlar sanal marketten 17'ye kadar vereceğiniz siparişler aynı gün kapınıza geliyor. İster kalafatlar.com adresine gelin, ister App Store ya da Google Play'den Kalafatlar uygulamasını indirin, hemen alışverişe başlayın. Kalafatlar şubeleri ve Kalafatlar sanal marketten 15 Mayıs'a kadar yapacağınız her 200 liralık alışverişe 10 lira hediye çeki kazanın. Standartımız yüksek kalite, hedefimiz %100 müşteri memnuniyeti. Kalyoncuoğlu Asansör. Önce güvenlik diyerek çıktığımız bu yolda her geçen gün artan müşteri potansiyelimizle oluşturduğumuz çözüm ortaklığı gösteriyor ki karşılıklı güvenle büyüyen iş açmamız ve kalitemiz gitmek istediğiniz noktaya sizi güven ve konforla taşıyacaktır. Kalyoncuoğlu Asansör olarak yeni gelen müşterilerimize özel ilk 3 ay asansör bakımınızı ücretsiz yapıyoruz. Mühendislerimiz ve teknisyenlerimiz gözetiminde asansörlerinizin genel kontrollerini ve detaylı bakımını yapıyor, daha güvenli kullanma imkanı sunuyoruz. Kalyoncuoğlu Asansör. Önce güvenlik. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor, ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz. Alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz.
Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1.53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led tavan asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı. Satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. Ordu'da hangi mahallede yaşayacağınıza siz karar verin. İnce detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesini şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere sunuyoruz. Selçuk İnşaat, Bucak Mahallesi'nde Şanlı Türk 8 projemizle, Nizamettin Mahallesi'nde Hanzade Konakları, Durugöl Mahallesi'nde Şehzade Konakları, Şahincili Mahallesi'nde Emirkent 2 ve Sultan Alparslan sitesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde Penta Apartmanı ile Ordu'nun her mahallesinde sizlere güvenli, huzur dolu bir yuva sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyiyi isteyenlerin tercihi. Reklamların ardından gündem kaldığı yerden devam ediyor. Gündemde bu akşam konuğumuz AK Parti Ordu Milletvekili Operatör Doktor Sayın Doktor Şenel Yediyıldız. Efendim biz reklam arasında da keyifli sohbetimize devam ettik. Şimdi kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Daha çok Ordu'yu konuşacağız bu bölümde. Önemli sorularımız da olacak sizlerin de merak ettiği yatırımlara dair ama reklama gitmeden önce ilk bölümün son dakikalarında Z kuşağını, gençleri konuşmuştuk ki bu akşam Sayın Milletvekili Yediyıldız'ı büyük bir genç kitlede destekliyor gibi görünüyor. Sosyal medya üzerinden gelen mesajlara bakacak olursak AK Parti, Kabadüz Gençlik Kolları, Ünye Gençlik Kolları mesajlar da çok hızlı geldiği için hepsini okuyamıyorum ama ciddi bir genç kitlede sizleri izliyor ve destekliyor Sayın Vekil. AK Gençlik sizinle gurur duyuyor demiş Yunus Akbaş. Yine Taha Ütü başarılar dilemiş. Ünye AK Parti gençliği sizinle demiş. Gençler oy vereceği yeri iyi bilir. Bizim yolumuz bellidir. Durmak yok, yola devam demiş Çağlar Uzunçakmak. Fatma Hanım, gençlik olarak vekillerimizin yanınızdayız. Az önce vekilimiz geçmişi bilmeyen geleceğini bilemez dedi. Biz de geçmişi biliyor, gece gündüz gelecek için çalışıyoruz demiş. Böyle güzel gençlerin de mesajları olmuş sizlere. Evet, o bizim gençliğimize teşekkür ediyorum. Gerçekten geleceğin gençleri olacak onlar. Ben onlara inanıyorum. Bizim geleceğimizi onlar tayin edecekler. Ama sadece AK Parti gençliği değil, bütün Türkiye'deki o sizin Z kucağı dediğiniz gençliğin hepsi memleketini ve milletini düşünen gençlerdir. Ben ona inanıyorum. Çünkü ben o yıl o gençliği öyle yaşadım. Her ne olursa olsun, hangi şartlarda yaşarsam yaşayayım, hangi pozisyonda olursam olayım, ama memleketin ve milletin menfaatini gençler mutlaka düşünür. Onun için ben bütün şeylerde, platformlarda gençlerin memleketi ve milleti lehine karar vereceğine inanıyorum. Bu lehe karar vermekte memleketin geldiği noktaları bilerek, memleketin aleyhine hangi şeyler tecelli etmiş, hangi şeyler oluşmuş, o memleketin aleyhine oluşan o tablolardan uzaklaşarak, onlara karşı tedbirler alarak yolumuza, memleketin lehine yolumuza devam etmeliyiz. Hani bizim sloganımız olduğu için demek istemiyorum ama bu slogan çok önemli. Yerli ve milli. Evet. Çok önemli.
gençler konusunda bu şekilde kapatıyoruz. Tüm genç arkadaşlarımızın mesajlarını belki okuyamadık ama hepsine teşekkür ediyoruz. Programımıza eşlik ettikleri için diyelim. Birkaç mesaj yine dikkatimi çekti. Soru şeklinde değildi ama benim de ilerleyen dakikalarda sormak istediğim bir konu başlığıyla biraz yakından ilişkilendirdiğim için. Belki hem hekim olmanız hem uzun yıllar İstanbul'da görev yapmanız hasabiyle olabilir ama nerede bir sağlık problemi olan ordulu bir vatandaş varsa hem geçmişte hem de bugün vekil koltuğunda dahi kapısını çaldığımızda bizlere kucaklar, her konuda yardımcı olur. Herkesin orada babasıdır demişler. Sizin için bunu nasıl yorumlayacaksınız? Özellikle bu pandemi döneminde birçok kişiye çok faydanızın dokunduğunu söylüyorlar. Şimdi iki konuya değinmek istiyorum bu konuda. Ben hamdolsun şükür olsun fiili olarak 35 yıl hekimlik yaptım. Hizmet ettim. Bu hizmetimi hiçbir zaman başka şeyler düşünerek değil de tamamen bu arkadaşın, bu hastanın işini görürsem bana Allah razı olsun der mi hesabıyla yaptım. Ben şuna inanan birisiyim. Allah zorda olanın duasını kabul eder. Hastadan daha zorda olan insan olmaz. O maksatta tamamen hastalara Allah razı olsun desin diye yaklaştım. Çünkü bizim bütün meselemiz Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? Yani bu dünyada yaşıyoruz. İyilik yaptığımız iyilikler, kıldığımız namazlar, yaptığımız ibadetler hepsi Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? Orada bir basit bir dua, yani bir ağzı dualının bir duası. Biz de o rızayı çok kolay kazanmanın bir yolu olarak gördüm. Allah'a da şükrettim hep bana böyle insanlara yardımcı olabilme ve insanlarla beraber olabilme imkanı tanıdığı için. İkincisi, ben baştan da söyledim, ben Kabadaşlıyım. Ama 10 yaşında ayrılmışım ordudan. Tokat'ta okumuşum, ondan sonra Erzurum'a gitmişim, ondan sonra işte İstanbul'a gelmişim falan. Tabii memleketimizde sürekli geldik, gittik. Yani anamız babamız Allah rahmet etsin, o zamanlar yaşıyordular. Onlar hep gelip tatillerde, yaz tatilinde, Şubat tatilinde falan memlekete geldik, gittik. Şimdi İstanbul'a gittim. İstanbul'a giderken ben hiç ordulu tanımadım, tanımıyordum yani hiç. Gittim oraya. İşte Erzurum'dan gittiğim için Erzurum'daki hastaların peşimden gelmeye başladı. Onlarla biz şey yaparken bu arada o Erzurumlular vasıtasıyla bazı ordulular beni tanımaya başladı. Daha sonra işte Aybastılılar, işte bizim eski, yani eski benim nüfusumda Aybastılı yazar. Çünkü Kabadaş sonradan inti olma, Aybastı'dan ayrılma bir yerdir. Aybastılılar beni bulmaya başladılar. Şimdi geliyor vatandaş, ta Aybastı'dan otobüse biniyor. 16-17 saat yoldan geliyor. Yani orada çok basit bir işi var belki, çok basit bir şeyi var. Neyse biz hamdolsun yardımcı oluyoruz, gönderiyoruz. Yani bu böyle sürekli olmaya başlayınca dedim ki onlara, ya arkadaşlar, bunlar için ta Aybastı'dan buraya gelinmez. Yani orada işte o zaman tabii öyle Fas'ta, Ünye'de doktor yok. Bir de Aybastı ve o yöre, o derenin, Valaman Deresi'nin batısı orduya gelmezdi o zamanlar. Çünkü bu tüneller yoktu. Perşembe sahilden gelmek de bir belaydı. Evet. Onun için orduya gelene kadar Samsun'a varırlardı. Hem de yok satmaz Samsun, en az büyük bir yer. Orduya geliyorsun, falan doktor var mı? Yok. İşte onu yok satmak diyorum ben. Evet. Ama Samsun'da neticede az veya çok o doktordan bir tane bulunur. Şimdi biz diyorlardı bu hastalık için veya bu meselemiz, bu derdimiz için haftada, ben şimdi diyorum bak ta oradan buraya geliyorsunuz. Yoruluyorsunuz. Masrafı yapıyorsunuz. İşte zamanınız geçiyor. Ha bunlar Samsun'a gidin bir günde hallettirin falan. Diyorlardı ki biz bunu hallettirmemiz için en az 5 gün Samsun'a gitmemiz lazım. Her gittiğimizde de muayenehaneye gitmemiz lazım. Yani sen işte zamanı ve masrafı sen düşün. Ben onlar geliyorlardı. Şimdi halen daha öyle. Saat 3'te, 2'de 3'te Aybastı'dan otobüsler kalkar. Sabah saat 8'de eski Topkapı, işte onu bilmezsiniz siz. Eski Topkapı'da bir otogar vardı. Topkapı otogarı. Onu bilmeyiz işte. Meşhur bir otogar. Ben bazı arkadaşlara söylüyorum bu otogarın bir filmini yapın. Yani bunun, yani o zamanlar çekilmiş bir takım şeyleri vardır. Bir belgeseli olsun. Anısı yani orası mutlaka yaşatılmalı yani. Öyle bir yerdi orası. Oraya gelirlerdi. Oradan bizim Vakkuraba
yürüyerek 10 dakika. 10 dakikada geldiler. Saat 9'da beni bulurlardı. Ve onların işlerini görürdüm. Akşam 4'te otobüse biner geri geldilerdi. Yani hamdolsun biz bu hizmetleri yapmaya çalıştık. Yapma gayemiz de oydu. Yani o insan ta oradan geliyor, oraya geliyor. Bir zorluğu var. İşte Allah razı olsun deyip otobüse bindiği an bizim her şeyimiz rahatlıyordu. Her şeyimiz güzel oluyordu. Ve öylece hemşehrilerimizle biz hemhal olmaya başladık. İstanbul'daki ordulu hemşehrilerimizle. Yani ben bir yere bak kurabada yöneticilik yaptım. Ve kesin talimat vermiştim. Hiçbir ordulu bu kapıdan geri dönmeyecek diye. Yani o tabii ordulara fazla milliyetçilik açısından değil de bu ordular ön plana atılarak hiçbir hasta da buradan dönmeyecektir diye şey yaptım. Allah hamdolsun biz hemşehrilerimizle hemhal olduk. Zor zamanda beraber olduk. Tabii o zor zamanda beraberlikler unutulmuyor. Bu mesela askerler, askerlik arkadaşlarını, askerlik anılarını çok unutmazlar. Bu da öyle bir şey yani. Zor zamandaki şeyler unutulmuyor. Hamdolsun şükür olsun. Ben yaptığım işlerden pişman değilim. Allah'a hamdolsun. Dua alıyorum. Aldığım duaların da şimdi şeyini görüyorum. Malum halimiz ben hem bir pandemide yoğun bir rahatsızlık geçirdim. Peşinde de bir trafik kazası yaptım. Evet, çok geçmiş olsun. İkisi de sağ olun. İkisi de büyük şeydi ama Allah'a hamdolsun şu anda ayaktayız. İşte o dualar sayesinde. Evet. Aslında buradan sağlık yatırımlarına geçmek istiyorum. Özellikle Nihat Alkan beyefendi var. Bizim her programımızda Perşembe Devlet Hastanesi ne zaman hizmete başlayacak diye sorar kendisi ama bunun öncesinde İstanbul'daki ordular demişken gerçekten İstanbul'da çok ciddi bir ordu nüfusu kadar ordulu var. Ve hep siyasette bu gücün de olması gerektiğini konuşuyoruz, söylüyoruz. Böyle güzel ahde vefada birleşmiş ordular da varken ilerleyen günlerde bunu görebilir miyiz ki AK Parti'nin İstanbul yapılanmasında yine bir ordulu isim son dönemde dikkat çekiyor. Bu yeni bir AK Parti'deki oluşumun da göstergesi midir? Şöyle. Ordu ben önce Nihat Bey'in sorusuna cevap vereceğim evet. Unutmadan. Tamam. Nihat Bey sormaya devam etsin ama evet. İnşallah bu ay sonu oraya hizmeti açacağız. Evet. Müjdeleyelim Perşembe. Biz sınıfında da konuşuyor olsak Nihat Bey bize Perşembe Devlet Hastanesi'ni sorar. Bu ay sonu inşallah açacağız. Niye ay sonu? İşte ruhsata ilave yapılması gereken o binada bazı şeyler var. İşte itfaiye ile ilgili, yangınla ilgili, su ile ilgili ruhsatın istediği bir takım şeyler var. Onları yapıyoruz şu anda. Onları da ay sonuna kadar bitireceğiz. Ay sonra açacağız inşallah. Evet. Yani Perşembemizde de böylece bir hastane kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bir kez daha. Şimdi gelelim İstanbul'daki ordulara. İstanbul'daki ordulara. Evet, İstanbul'da şimdi AK Parti'nin İstanbul'daki lideri bir ordulu arkadaşımız. Aslında CHP'ninki de ordulu. Evet. Yani ordulular yavaş yavaş İstanbul siyasetinde aktif rol almaya başladılar. Bu normaldir. Olması gerekendir. Ben açık yürekli söylüyorum. Ben orduları seven ordulu birisi olarak açık yürekli de söylüyorum. Bizim geçmişteki ordulu nüfusumuz yetersizdi. Şöyle yetersizdi. Çalışmaya muhtaç insanlardı. Buradan gitmişler, ilkokulu bitirmişler, orada çalışıyorlar. Çalışmazsa evini geçindiremiyor. Burada çoğu çocuğu var. Onun için siyasetin içine giremediler. Siyasetin içine girmezseniz siz birisi alıp da böyle pat diye şeye koymaz. Mantıklı bir değerlendirme. Hiç bu açıdan bakmamıştık yani, olaya. Birisi sizi alıp da böyle pat diye gelsene buraya başkan yapayım demez. Yani siyasetin içine girmeniz lazım. Ben mesela yine kendimde örnek vereyim. Ben adayı değilken, adaylık başvurusu yapmamışken Sayın Cumhurbaşkanım aldı git orduya dedi. Ben emretti geldim. Yani çok da hevesli değildim milletvekili olmaya falan. Ama emretti geldim. Onun emrini yerine getirme adına da orduda şu anda hizmet yapmaya, ordulu hemşehrilerimize değişik açıdan bir hizmette bulunmaya çalışıyoruz. Daha burada sizin ekranlarınızda inşallah önümüzdeki ay sonlarında falan daha güzel şeyler paylaşacağız. Şimdi ben bir şey demiyorum. Daha böyle açıklamalar yapacağız diyorsunuz. Ordu için daha güzel şeyler paylaşacağız. Ama şimdi oradaki ordulular da şimdi yeni nesil yetişmeye başladı. Yeni nesil yetiştikçe tabii haliyle seni çağırırsan iyi adam. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği bir şey vardı. Siz iyi adam olun, kaliteli adam olun, bir de sizi gelir bulur. Şimdi ben bunu da söylemekte şey yapmıyorum. Son gece beni telefonla aradılar. Sayın o zaman Başbakanımız
son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım telefonda konuşuyor. Dedi ki bak Cumhurbaşkanımız dinliyor, dikkatli konuş ha falan dedi bana. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız bana biraz geç ulaştıkları için gecenin saat 2.30'ydı, yatmamıştım ama işte Ramazan gecesi böyle kendimize göre şeyimiz var. Biraz da Fenerbahçe yenilmişti şeyde. Pek keyfimde yoktu diyorsunuz. Keyfim yoktu. Telefon da çalıyor ama ben işte bakmıyorum. Şimdi diyorum bu saatte birisi yoğun bakım isteyecek ya veya birisinin acil ya bir hastası var, bir yardım isteyecek. Ben şimdi kime ulaşırım bu saatte diye böyle kafamda şey yapıyorum. Sonra dedim ki ya oğlum sen Ramazan gecenin bu saati bu telefonu açmalısın. Bu telefonu açmalısın ve ne gerekiyorsa da yapmalısın. Adam Allah razı olsun der, biter iş. Ve o niyetle açtım. İşte Sayın Başbakanımız, şu anda Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım Bey dedi ki böyle böyle. Orada konuşurlarken Binali Bey bana sordu sen hangi ilçesindesin diye. Kabadaş dedim. Senin ilçen de küçükmüş falan dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız orada dedi ki onun öyle ilçesine bakma sen dedi. Onun derneği var, şeyleri var, İstanbul'da bayağı şeyleri var. Biz İstanbul'da ordularla çok hemhal olduk. Yani 2009 mahalli seçimleriydi zannediyorum. O İstanbul'da bütün vilayetler gece yapıyor. Seçim zamanı bu işler alevlenir biliyorsunuz. Ordular da bana geliyorlar diyorlar ki biz de yapalım biz de. Oğlum yapın. Yok sen olmazsan yapamayız. Neyse sağ olsun Lokman Çağrıcı şu anda hala da Bahçeşehir'de belediye başkanı. O zaman da belediye yeni aday. Yani vekaleten 2 yıl yürüttü sonra aday oldu. Dedim ki Lokman Bey ne olursun şu ordular ne diyorsa hep de beni kurtar bunlardan. O da sağ olsun gerçekten Bahçeşehir'de bir salon, Kabalı Spor Salonu vardı Şubat ayı. Orada o salonu tahsis etti, yardımcı oldu falan. Öyle başladık. Oraya tabii bir sürü siyasi lider gelmişti o zaman. O zaman birisi kimdi? Dedi ki bundan sonra burada orduların bu sevgililer gününe rast geldi 14 Şubat'a. Bundan sonra bu Şubat'ın 14'ü orduların sevgi günü olsun. Bu işi hep yapın. Biz de hep yaptık. Evet. 2014'e kadar. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız 2 defa teşrif ettiler. İşte Numan Bey falan gelmişlerdi. O Cumhurbaşkanımızın teşriflerinde biz orduları orada gerçekten ciddi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız çok sevdiklerinin tezahürünü gösterdiler. Yani orada gösterdiler. Çok müthiş kalabalıklar, coşkular oldu. Bunları bildiği için Sayın Cumhurbaşkanımız sen onun dedik ilçesine bakma işte onun derneği merneği var dedi. Biz böylece oraya gidiyorsun dedi geldik. Niye bunu anlattım biliyor musunuz? Bu tür faaliyetlerde varsanız, toplumla beraberseniz, toplumun önündeyseniz birileri sizi gelir bulur, gel şurada arkadaş şey yapalım der. Evet. İstanbul'daki ordularda yavaş yavaş artık siyasetin içinde yer kalıyor. Ordularda artık yani şimdi iyi olanları da gidip buluyoruz diyorsunuz. Tabii orduların şimdi gerçekten kalifiye yetişmiş insanımız var o İstanbul'da çok fazla. O insanları değerlendireceğiz. Herkes değerlendirecek. Yani kalifiye eleman, hazır eleman. Evet. Fındığı da konuşalım istiyorum. Aslında Perşembe Devlet Hastanesi ile ilgili çok önemli bir müjde verdiniz. Biz de hemen alt KC'lerimizle de duyurduk. Mayıs ayının sonunda inşallah hizmet vermeye başlayacak Perşembe Devlet Hastanesi. Yine Ulubey'deki siz az önce biraz bahsettiğiniz yoldan bahsederken yeni devlet hastaneleri. Şimdi, ilçelerdeki sağlık yatırımlarını yani sormak istiyoruz. Bizim tabii ilçelerdeki sağlık yatırımlarımız çok güzel. Hı-hı. Yani Ünye Hastanemiz. Yani evet. Ben Allah göstermesin hastalık vermesin de. Orada yatmak bile bir güzellik. Yani denize nazır odada yatıyorsun. Müthiş bir şey. Otel konforunda bir bina olduğunu biliyoruz. Evet. Yani Fas'taki hastanemiz güzel. İşte Korgon'da, Kumru'da güzel binalarımız var. Akkuş'a güzel bir hastane yaptık. Yakında inşallah açacağız. Ulubey Hastanesi'ni faaliyete geçirdik. Hı hı. Orası da güzel bir hastane oldu. Yani i̇nşallah şehir hastanesini bekliyoruz çok şehir hızlı. Şehir hastanesi işte yavaş yavaş başladı. O 2022 sonunda bitireceğiz inşallah. Yani Mesudiye Hastanemiz yapılacak, Gölge Hastanemiz programlandı yapılacak. Yani orada da hastanelerimiz var, binalarımızı yeniliyoruz. İşte Ayvası'da devasa güzel bir hastanemiz var. Yani iyi hizmet veriyor, güzel hizmet veriyor. Yani böyle hastanelerimiz, ordudaki sağlık yatırımlarımız hakikaten mükemmel. Yani bütün Türkiye'de öyle. Biz şimdi orada sağlık yatırımlarımız mükemmel olmasaydı. Özellikle son dönemlerde sizin de girişiminizde bir kanser tarımı. Evet.
Siz yaşamışsınız. Evet. İşte bu hastanenin birine gidiyorduk, birine gidemiyorduk. Evet, devlet hastanesine gidebiliyorduk. O zamanlar Boztepe'ye oraya gidemiyorduk. Düşünün, o binalar bize şimdi pandemide kaldırabilir miydi bu şeyde? İlçe hastanelerimizin güçlü olması burada bizi rahatlattı. Mesela. Evet, kesinlikle. Şimdi inşallah bu şehir hastanesini yaparsak ordunun şöyle böyle 2050'ye kadar olan hastane sağlık yatırımı hizmetini tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Sağlıkta ordu çok daha iyi yerlere gidecek. Hekim sayımız gayet güzel. Evet. PET CT cihazından da bahsetmenizi istiyorsunuz inşallah. Yıllardır çok önemli bir ihtiyaçtı. Bana bağırıp çağırıyorlardı. PET, biz bu şey için niye Trabzon'a gidiyoruz, niye Samsun'a gidiyoruz diye. Allah'a hamdolsun şimdi orduda da bir PET CT cihazımız var. Yani geldi, faaliyete geçti, çalışıyor. Yani orduda sağlıkta hizmet. Sağlıkta bölgede. Biz şöyle söyleyeyim. Sağ olsun Sayın Sağlık Bakanımız veya bakanlığın bütün mensupları sağ olsunlar. Yani biz bazen talep ettiğimizde de bizi kırmıyorlar. Allah razı olsun hepsinden. Bazı ihtiyaçlarımız da falan ihtiyacımız var dediğimizde de biraz öncelik tanıyorlar. Onun için hepsine teşekkür ediyoruz. Evet. Fındık konusuna da hızlıca girmek istiyorum. Birçok soru da yine fındıkla alakalı. Özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi fındık için önemli bir müdahaleci kurum görevini üstlendi ki geçtiğimiz sezona aslında çok mutlu başladı üreticiler. Çünkü evet, ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisi hasat başlamadan önce bir taban fiyat açıkladı. Üretici onun altına düşmeyeceğini bildiği için daha gönül rahatlığıyla bahçeye girdi. Bir nevi TMO ilk defa gerçek görevini yaparak üreticiyi memnun etti diyelim. Tamamen aslında fındıkta var olmasını istiyor üretici. Böyle bir şey söz konusu olabilir şimdi mi? Bunu soralım. Şöyle söyleyeyim. Tamamen varlık her sene bu işi yapsın anlamındaysa TMO bu işi her sene yapacak. Yani bu artık fındıkla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık mal olmuş bir vaziyette. Her sene bu alımları yapacak, destekleme alımlarını yapacak. Tabii TMO burada yani kısıtlamalı biz, bir alım değil de hep alsın, her ay alsın, böyle yani, bir şey olabilir. Şöyle söyleyeyim, burada şimdi 2 ay var. Hı hı. 2 ayda TMO kendini yenilesin biraz. Depolarına baksın, sağına soluna baksın, yeni alıma hazırlansınlar. Siz yeni bir şey eve taşınınca bir şey yapıyorsunuz, yani bir hazırlık yapıyorsunuz. O hazırlığı yapsın müsaade edin de. Yani şurada 2 ay var. İçeride depolarını falan bakım yapacak, bir şeyler yapacak. Ama yine, her sene fındık alacak Toprak Her sene fındık alacak. Fındığın fiyatı da hep iyi olacak. Ben öyle inanıyorum. Yani ben üreticimiz işte bu zamana kadar elinde fındığı tutmuş, deposu var demek ki. 2 ay daha tutsun, bir dahaki sene daha pahalıya satır. Evet, aslında önemli bir tüyo verdi senin vekili 7 Yıldız. İhracatçının da aslında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne son dönemlerde bazı eleştirileri var. Belki takip edebildiniz, belki edemediniz. Yerli ihracatçı da Toprak Mahsulleri Ofisi'nin evet devrede olsun ama biraz sanayiciyi de düşünsün, kar etmesin. Yani TMO müdahaleci kurumdur, kar amacı gütmemeli. Bu eleştirilere ne söyleyeceksiniz? Tabii TMO kar aracı gütmemeli ama zarar da etmemeli. Yani devre zarar etmemeli yani biz. Devlet zarar etsin, ben kar edeyim. Böyle bir şey olmaz, yapamayız da. Onun için TMO zarar etmeme esasına göre hareket ediyor burada aslında. Çok kar eden birisi değil. Ha, nasıl oluyor? Kar ediyor. Elindeki malı daha pahalıya satarak kar ediyor. Yani elinde aldığı fındığı daha pahalıya satarak kar ediyor. Ha, şimdi tüccarlarımıza da aslında çok imkan tanıyor. TMO çok fazla fiyatı belirliyor ama çok fazla da piyasada fındık toplama hırsına sahip değil. Vatandaş getirirse alıyor. Kurallarını talebe koyuyor. Alıyor. Talebe göre alıyor falan. Yani çeyizci de artık biraz TMO standartlarını yakalasın. Ve alsın. Evet. O zaman Toprak Mahsulleri Ofisi yapın. Şimdi mesela oradaki fındık 600 bin ton muydu rekolte? Evet, rekolte. Yani o 600 bin tonun belki TMO 80-90-100 binini aldı. Yani vatandaş bizim tüccarımız aldı yani. Peki yeni döneme dair bir rekolte çalışması, bundan haberdar mısınız? Henüz başladı mı bilmiyorum ama rekoltenin iyi olacağına dair şeyler var. Öngörüler. Yani öngörüler var. İşte biraz kış uzun sürdü. İşte bu sahilde belki biraz fındıklar yaktı falan diyorlar ama yukarı kesimlerdeki
Verim bol inşallah. Verim bol diye söyleniyor. Ama daha henüz netleşmemiştir onlar diye düşünüyorum. Yine en çok sorulan sorular arasında hızlı bir mesaj akışı olduğu için ben yakalayabildiğimi hafızamda tutmaya çalışıyorum. Çünkü hızlıca yeniliyor hemen bir sonraki mesajda kendini ama Ünyen Niksar Akkuş yolunu soran izleyenlerimiz vardı. Yine çevre yoluna dair hem teşekkür hem de devamın ne zaman tamamlanacak soruları vardı. Karadeniz Akdeniz yolunu da ben sormuş olayım. Çünkü İç Anadolu'yla artık çok ciddi bir bağlantımız şöyle, olacak. Şöyle şeyden başlayayım. Çevre yolunu biliyorsunuz Altyapı Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız oraya geldi. Evet. Orada verdiği talimat, ben yoktum ama ben o zaman rahatsızdım. Talimat şu, çevre yolu. Hatta Giresun milletvekillerinin de talebi oydu. Çevre yolu 2023'ten önce bitsin diye. Yani tamamı bitsin diye. Şimdi şu anda biz hamdolsun bu senenin sonu veya öbür senenin başında Melet'in öbür tarafına geçeceğiz. Yani epey bir mesafe kat etmiş olacağız. O bizi rahatlatacak ordunun trafiğini. Ama tamamının bitmesi, yani Giresun trafiğinin rahatlaması için tamamının bitmesi gerekiyor. Çevre yolunda çalışmayı gözlemliyoruz zaten. Dere yolu %95'i bitti. Orada birkaç tane kavşağımız kaldı. Bazı tünellerde ayarlamalar var. Kavşaklarda da vatandaşla olan işte bu istimlak sıkıntılarımız var. Bunlar işte çözülüyordu veya çözülmüş olması lazım. Ben son zamanlarda şeye sahip değilim ama bunlar da çözüldükten sonra dere yolu tamamen bitmiş olacak. Yani %95-96'sı bitmiş vaziyette şu anda. Yani siz Mesuliye'ye giderseniz işte bir saat sürmüyor herhalde, 40 dakikada falan gidiyorsunuz. Evet, çok hızlı. Mesleğe ilk başladığım yıllarda hatırlıyorum, ben de 2007'de başlamıştım. 2-3 kere gitmiştik. Çok, yani buradan acaba bu gittiğimiz araç bir yere takılıp düşse bizim toz bulutumuz bile olmaz dediğimiz yollardan şimdi asfalt yolla çok kısa bir zamanda Mesuliye'ye gidebiliyoruz. Bir de onun üzerine bir şey daha atıyorlar. Yani daha iyisini atıyorlar. Ben unutuyorum onun isimlerini. Vallahi. Yani Allah'a hamdolsun, şükür olsun. Şimdi gelelim en zor soruya. Akkuş Niksar veya Akkuş Ünye yolu. Akkuş burada merkez, bizim ilçemiz orada. Şimdi Akkuş Niksar yolunda biz bu işe Tokat milletvekilleriyle beraber şey yaptık. Hatta Tokat milletvekilleriyle beraber bir Altyapı Ulaştırma Bakanımız, eski Altyapı Ulaştırma Bakanımıza gitmiştik. Orada iki tane sorun ortaya çıktı. Bir, onlar şimdi Tokatlılar şunu istiyorlar. Biz diyorlar Karadeniz'e gitmemiz için Samsun'u dolanmayalım, Amasya'yı dolanmayalım. Bizim kesilme yolumuz işte Niksar Akkuş Ünye yoludur. Veya işte bizim taraftan da gelirlerse Reşadiye Aybastı Fasla yoludur. Şimdi Reşadiye Aybastı Fasla yolunda fazla sıkıntımız yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Aybastı'dan Reşadiye'ye 40 dakikada falan varıyorsunuz. İşte 40 dakikada şey Aybastı Fas arasını düşünün. İşte 80 dakika veya 70 dakikada, 1 saat 10 dakikada, 1 saat 15 dakikada Reşadiye'ye varıyorsunuz. Öbür tarafta da şimdi orada da yapılacak bazı şeyler var. Onlar yapılırsa 1 saate iner. Şimdi Ünye Akkuş yolunda da şimdi biz bu taraftan olarak işte geçen sene biz orada 10 kilometre bir iyileştirme şeyi planı almıştık ama bu pandemiden dolayı yapamadık. Bu sene inşallah onları başlayacağız. O yolu şöyle söyleyeyim. Şu anda 9-10 metre falan, 11 metre yolu, 12-13 metre genişliğinde yapıp daha düzgün, daha az virajlı bir yol haline getirerek Akkuş'la Ünye Akkuş arasını kısa zamanda 50 dakika herhalde, ben öyle hatırlıyorum. Sonra yarım saate falan indiririz diye düşünüyorum. Öbür tarafta Akkuş Niksar arası da Niksar'dan bu tarafa biraz başladı yapılıyor. Yani biraz hızlandırmak lazım şeyleri. İşte pandemi biraz bizi şey yaptı. İşte pandeminin bize zararı bu oldu. İnşallah bu yazın o yolda da ciddi faaliyetler olacaktır, başlayacaktır. Yani biz şimdi sizin burada bir daha söyleyeyim. Ben seçimle de şu vaadi yaptım. Şimdi elime de belediyenin yaptığı şeyleri de aldım, ne yaptınız diye. Belediyenin çalışmanı nasıl değerlendiriyorsunuz diye de soracaktım. Kapısına yol ve su gitmeyen ev kalmayacak diye söz verdim. Allah'a hamdolsun. Şu anda o yol meselesini bayağı önümüze kattık. Su meselesine de epey bir temel attık, öyle söyleyeyim. Yakında bu yol ve su ile ilgili de çok daha güzel gelişmeler olacak.
İnşallah onları da burada paylaşırız. Ama şunu samimiyetle söylüyorum. Yol ve su, kapısına yol ve su gitmeyen evimiz kalmayacak. Bunu yine burada söz veriyorum. Bunun için bir hedeflenen takvim var mı? 23 işte seçimlerinde konuşacağız o zaman. Evet, 2023'ü hedef takvim olarak not etmiş olalım. Yeter Akyol'da yollarla ilgili soruyla biraz alakadar olduğu için hemen sıkıştırmak istiyorum. Aslında STK'ların da, Ordu'nun STK'larında bu yönde çok talebi vardı, demir yolu. Bu manada bir çalışma var mı? Görüştüğünüz, konuştuğunuz? Şimdi planlamada, şimdi, tabii şu anda projesi bitti zannediyorum. Ankara-Samsun hızlı, evet, tren, hızlı trenin. O planlamanın ucunda Bolaman var. Şimdi biz hem mevcut demir yolları genel müdürü bizim arkadaşımızdır. Aybastırı'dır. Ali İhsan Bey. Hem onunla hem de bakanla zaman zaman görüştük. Bu Bolaman'la gelecek şeyi Giresun'a kadar uzatabilir miyiz acaba diye. Evet. Yani Giresun'da içine girsin. Böyle bu sahili içine alan bir hızlı tren şeyi ağı olsun istedik. Yani mümkündür. Yani Bolaman projesi başladığında Giresun'a da uzatılabilir mi? Uzatılabilir. Ama inşallah. Yani tabii bunlar hem zaman hem güç hem kuvvet isteyen ama öncelik yatırımlar. Tabii öncelik şu anda zor bir öncelik olur. Öncelik dersek. Bir kere yollarımızı, normal yollarımızı bitirelim. Ondan sonra da demir yoluna başlayacağız. Belki demir yolu daha erken olacak. Onu da bilmiyorum. Ama bu tabii yatırım, büyük yatırım olduğu için bunlar. Devletin bu yatırımları biraz daha zamanla yaptığını biliyoruz. İnşallah o yatırımlar geldiğinde de biz o yolu Giresun'a kadar uzatmak gibi bir hesabımız var. İnşallah onu da yaparız. Yani Bolaman şeyi var şu anda. Bolaman'a kadar geliyor zaten. Bolaman'a kadar o programda var. İşte onu Giresun'a kadar uzatmak için de çalışıyoruz diyorsun. Çalışıyoruz. Evet. Sayın Yedi Yıldız, Aybastı özelinde bir soruyu sormak istiyorum. Aslında daha önce TV'lik ekranlarında katıldığınız programlarda çokça değindiniz, anlattınız. Aybastı heyelan mağdurlarının son durumuyla ilgili gelişmeler nelerdir? Çünkü zaman zaman konuyla ilgili şikayetleri halen duyabiliyoruz. Özellikle muhalefet partilerinden de bu konuyu çözemediğiniz noktada eleştiriler de yöneltiliyor. Son durumu sormak istiyoruz. Yani o konuyu çözemedik, doğrudur yani. Ben o şeyi kabul ediyorum, üstleniyorum da. Niye çözemedik? Şimdi tabii Aybastı zor bir arazi. Yani o heyelan olan bölge tamamen 80 hane olduğu gibi kaydı gitti. Şimdi yeni hadi buyurun size şuraya ev yapıyoruz, gelin oturun diyecek bir tablo yok Aybastı. Bir arazi yok, bir yer yok. Vatandaş ben kendi yerime yapmak istiyorum diyenler yapıyor. Devlet de onlara belli onda yardımcı oluyor. Epeyse yapıldı, ben sayı olarak bilmiyorum ama %70-80'i yapıldı o kendi yapmak isteyenlerden. Yani orada devletin belli bir rakam onlara verdiği var. Yerel belediyemiz, oradaki Aybastı Belediyesi onların yerlerinin eşmesinde, toprağının taşınmasında şunda bunda yardımcı oluyor. Yani kendi yerine yapanlar bitti. Yani daha henüz nereye yapacağını karar veremeyenler bile var onların içinde. Orada işte bir toplu alan tespit edildi. Oraya yapalım diye. İnşallah oraya da geri kalanlarında oraya yapacağız. Bu uzun sürdü. Sebebi bir, bu işe sahip daha Türkçesi şöyle. Burada bu mahallede olan Aybastılı hemşehrilerimizin bir kısmı Ordu dışındaydı. Kimi Bursa'da vardı, oturanlar vardı biraz. Biraz İstanbul'da oturanlar vardı. Onlar işte biz gideriz köye otururuz diye ev yapmışlar. Yani o da kayda gitti. Bir daha gelip de olaya sahip çıkmayanlar oldu. Yani toplu bir şey olmayınca da biz o işi yürütemedik. Bir de tabii o Aybastı'nın arazi imkanları çok zor. Biz istesek yerimiz olsa da şuraya yapıyoruz hadi buyurun gelin desek o zaman olurdu. Ama öyle bir yerimiz yok Aybastı'da. Öyle bir arazi yok. Veya vatandaşın gelip de gideceği öyle bir arazi. Yaylaya yaparsın ama oraya kim gider? Evet. Onun için öyle bir farklı gecikme. Problemler de var aslında yani, bilinmeyen diyorsunuz. Çeşitli hem oradaki mağdur olan hemşehrilerimizden kaynaklanan problemler var. Bizim afattan kaynaklanan problemlerimiz var. İki, oradaki arazinin şartlarından kaynaklanan problemlerimiz var. Bir de işte bir takım kurallardan kaynaklanan problemler oldu.
Evet. Buradan hazır biraz heyelan mağdurlarıyla birlikte ilçelerdeki yeni yapılaşmadan bahsetmişken TOKİ yatırımlarını da konuşmak istiyoruz. Birçok ilçede TOKİ maharetiyle yeni binaların yapıldığını yani biliyoruz. Yani işte var tabii. Aybastı'da, Gölköy'de, Gürgentepe'de, Mesudiye'de TOKİ yatırımları yapıldı. Yapılanlar var. İkinci etapları yapılıyor. Yani bunlar tabii olması gereken şeyler. Çünkü biz ordulu hemşehrilerimizin gelip topraklarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bunların daha rahat buralara gelmesi için de bu yatırımların yapılması lazım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Gölköy'ün, Gürgentepe'nin memurların hepsi orada oturuyor. Çünkü orada kalacaklar yeri de kiralayacak yerleri yok. İşte bu TOKİ yatırımlarıyla onları da orada istihdam edip oraya gidip gelmelerini de önlemiş olacağız. Veya daha rahat orada oturup hizmet etmelerini sağlamış olacağız. Onun için de bu hizmetler devam ediyor. TOKİ yatırımlar inşallah devam edecek. Yani yeter ki ben şöyle söyleyeyim. Tabii bunlar Altınordu, Ünye, Fas'ta için değil ama arkadaki ilçelerimizin hepsi için çok önemli. Çok önemli. Çünkü biz oralara bir yatırım istediğimizde nüfusun kaç diyorlar. Evet. Yani önemli. Şişirme nüfuslarda bu yürümüyor. Oradaki arkadaşlar hepsine söylüyorum. Biraz gerçekçe yaklaşıyoruz biraz konuya gerçekçe diyorsunuz. Aslında altın madenleri başlığı adı altında bölgemizdeki son dönemlerdeki madencilik faaliyetlerini de yöneltmek istiyorum. Özellikle Fatsa bölgesinde, Korgan bölgesinde bir altın madeni, diğeri HES olmak üzere ciddi çevreci eylemler de var. Neler söyleyeceksiniz? Bu konuları takip ediyor musunuz? Ya şimdi ben takip ediyorum. Ben şimdi bu Fatsa'daki altın madeni şeyine çevreci arkadaşlarla da konuştum. Çevre mühendisi arkadaşlarla görüştüm. Hatta onu konuştuklarımdan birisi 3 gün önce rahmetli oldu. Allah rahmet etsin. Allah bu rahmet pandemi Covid'den dolayı İstanbul'da Teknik Üniversitesi'nin genel sekreteriydi. Onun dışında bizim orada çevreci arkadaşlarımız var. Teknik Üniversitesi'de. Hatta birisi burada. Onlarla da konuştum. Yani hepsi altın madeninin çevreye olan zararından bahsetmedi hiçbirisi. Onu açık söyleyeyim. Yani neye zararı var şu anda çevreye? Yani o işte siyanürmüş, bilmem neymiş, şuymuş, buymuş bunlardan bahsetmedi. Öyle bir zararı da yoktur dedi. Siyanür orada açıkta kullanılamaz dedi. Verdikleri zarar işte oradaki orman varlığını, yeşil alanı bozuyor. O da yapılan şeylerin hepsi nedir o? Sonradan oraları yeniden yapmak üzere. Ekip dikecekler tekrar, ağaçlandıracaklar. Ağaçlandırmak üzere şey yaptılar. Onun için yani ben tabii bizim bazı şeylerimiz yumuşak karnımız var işte bu çevreyle ilgili. Efendime söyleyeyim hayvan haklarıyla ilgili. Bu toplumun şeyi bunların hepsi. Yani bu sadece AK Parti iktidarının veya başkasının değil. Kim gelirse işte böyle şeyler yapılıyor. Ama maalesef işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adana'daki atların hepsini öldürüyor. Kimse duymuyor. Öldürmüşler atları. Siz duydunuz mu bilmiyorum. Evet biraz takip edebildim ama... Atlar yok şu anda. Hadi biz bakacağız alacağız dedikleri atların hepsi kayıp. O, bu duyulmuyor ama AK Parti'nden en ufak bir çevreyle ilgili bir şey olur. Etrafımızda hepsi, herkes çevreci olmaya başlıyor falan. Yani bu tabii biraz iktidar olmanın verdiği şey. Yani iktidara saldırmak kolay oluyor. Onun için bizim insanımız saldırgan ruhunu bazen iktidara yönelik kullanıyorlar. Yani HES konusunda da ben orayı iyi biliyorum. Yani o Korgan Çiftlik evet. Mahallesi'nin orada. Çiftlice Çiftlik. Yani orada bir anlaşmaya varıldı gibi bir mahkeme işi var. Yani yerini biraz değiştirecekler. Ben öyle istemiştim. Yerini aşağı, çiftliğin aşağısına yap. Onun için daha iyi olur. Yani şehrin içine yapma diye. Yani bunlar da yapılması lazım. Biz şeyden bu enerjiden faydalanmamız lazım. Yani orada insanlara bakıp su da akmasın yani boşuna. Bazı yerlerde var mesela. Hiç, mesela bu dere yolunda var bir sürü. Bir sürü var. Hiç farkında mısınız bilmiyorum. Bir sürü var. Mesela Kabadaş'ın çıkışında var bir HES. Ben hiç varlığını bilmiyorum. Orada yazıyor, yazınca görürsün. Yani bazı şeyler iyi yapılırsa iyi netice alınıyor. Ama bazı tabii bizim milletimiz bunların hep kötü olacağını düşünerek hemen birden karşı çıkıyorlar. Yani çift taraflı düşünmek lazım. Bunlar yapılması lazım ama çevreye zarar vermeden, vatandaşa zarar vermeden. Evet. Ama yapılması lazım.
Belediyelerin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Süremiz biraz azaldıkça hızlıca başlık başlık halinde gitmek istiyorum. Şuradan, ben tabii belediyelerimizin hepsini takip ediyorum aşağı yukarı. Hepsine de elimizden geldiği kadar. En başarılı bulduğunuz neresi diye. Hepsi başarılı. Hepsi başarılı. Ben bizim şöyle bir söyleyeyim. Bizim Ordu'da Büyükşehir'in iki ana şeyi var. Yani Ordu'nun üç tane ana gündemi var. Birisi yol, birisi su, birisi de elektrik. Evet. Ben YEDAŞ'la görüştüm, YEDAŞ'ın genel müdürüyle. Ordu'ya zannediyorum şu anda başladı. Topçam'da diyorum şeyde, Akkuş'ta, efendime söyleyeyim, Gürgentepe'de, Gölköy'de bu havalilerde yenileme faaliyetleri başladı. Bu yeni direkleri, işte bu tesisleri yenileme faaliyetleri başladı. Zannediyorum 2022'nin sonunda da bitirecekler. Hatta 2 milyon dolar mı dedi, öyle bir şeyler dedi. Ben rakamdan çok aklımda kalmadı. Öyle de bir yatırım programını aldık dedi. Orada inşallah yenileyeceğiz tamamen dedi. Elektrik hattına dedi. Yani onlar çalışıyorlar. Onlar inşallah bu işi bitirecekler. Onun dışında yol sorunumuz var ve bir de su sorunumuz var. Ben biraz evvel bahsettim. Yolu inşallah epey bir mesafe kat ettik. Yani geçmiş belediyelerden de güzel hizmetler yapıldı yolla ilgili. Ve böyle şeylerimiz de devam ediyor şimdi de. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 326 kilometre sıcak asfalt dökmüşüz bu iki yılda. Beton yol 98 kilometre. Bu sati kaplama dedikleri yol var. O da 464 kilometre. Toplam 888 kilometre yol yapmış Büyükşehir Belediye'miz. Onun dışında işte bu yeni asfalt şeyleri kuruyor. Mesela makineler aldı. Hı hı. O Gölke'ye bir asfalt tesisi kuruyor. O tesis de faaliyete geçerse bu yol meseleleri inşallah tamamen bitecektir. Tabii Ordu'nun yolu bitmiyor. Niye bitmiyor biliyor musunuz? Siz şimdi diyelim ki İstanbul'dasınız. Geldiniz. Bir yere ev yaptınız. Oraya yol ve su istiyorsunuz. Hem de sıcak asfalt. Kaynar asfalt istiyorum diyor. Dağınık yerleşim. Dağınık yerleşim. Onun için bitmez. Hep var, hep vardır. Hep olacaktır. Ama biz bunları hepsini yapacağız inşallah. Yerimizden geldiği kadar da yapıyoruz. Mesela 714 kilometre içme suyu hattı tamamlanmış Ordu'da. 143 kilometre yol su hattında devam ediyor çalışması. İçme suyu hattının. 114 kilometre kanalizasyon yapılmış. 19 kilometre kanalizasyon hattı daha çalışıyor. İşte yağmur suyu, gölet, su bilmem ne bunların hepsi yapılıyor. Bunlarla ilgili inşallah bir 15-20 gün sonra belki buraya geldiğimde daha detaylı, daha güzel haberler vereceğiz. İşte Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda böyle tarımsal bir takım şeyler yapıyor. Evet, kesin. Bey, tarım alanında Türkiye'de öncü çalışmaları imza attılar. Sağ olsun şeyler yapıyor. Benim hoşuma giden bir şey var. Bu drone'la ilaçlama çok hoşuma gitti. Yani inşallah ben de kendi bahçemi drone'la ilaçlattıracağım. Ufku geniş bir belediye var şu an. Evet, yani böyle güzel gidiş bir şeyimiz var. Yani bunlar, ben şunu hep söylüyorum. Doktor Hilmi Güler bu AK Parti'nin kurucusudur. Yani partinin kurucusudur. Kurucular kurulu üyesidir. Partide 6,5 yıl falan 7 yıl bakanlık yapmıştır. İşte o 11 yıl mı 12 yılını milletvekilliği yapmıştır. Yeni bir hayat kurmuştur kendine. Gayet rahat benim gibi keyfi yaşarken beyefendi emretmiştir, gelmiştir. Buraya belediye başkanı olmuştur. Bunun için saygıyı hak etmektedir. Bunu ben açık ve net söylüyorum. Ama buna rağmen gecesini gündüzünü katıyor çalışıyor. Hiç durmadan çalışıyor. Hep kafa yoruyor, hep çalışıyor, hep bir şeyler düşünüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah sonunda çok güzel şeyler ortaya çıkacağına ben inanıyorum. Yol ve su meselemizi de Allah'ın izniyle bitireceğiz. Evet. Çok büyük bir proje şehir adına Bolaman Havzası. Bundan da birazcık bahsedelim. Bundan şimdi bahsetmeyeyim. Bahsetmeyeyim. 15-20 gün sonra inşallah buraya geldiğimiz. O zaman projeyle ilgili güzel gelişmeler bir var. Bir netice olacak. O neticeyi bekliyoruz. Evet. Sayın Yedi Yıldız çok teşekkür ediyoruz. Unuttuklarımız, atladıklarımız varsa bununla da sözü size bırakıp toparlayalım istiyoruz. Valla o da çok konuştum. Hangisini konuştum, hangisini konuşmadım bilmiyorum. Ama netice olarak şöyle söyleyeyim. Bir, mübarek Ramazan günündeyiz. Yarın Kadir Gecesi. Hı hı. 4 gün sonra da bayram. Bütün bizi dinleyenlerin, Kanal 52 dinleyicilerinin, bizi seyredenlerin ve bütün ordulu hemşehrilerin mübarek Kadir Gecesini ve Ramazan bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum.
Rabbim hepimizi nice nice Kadir gecelerini ve Ramazan bayramlarını eleştirsin, Ramazanlar eleştirsin. Bir daha söylüyorum. AK Parti yapar. Daha iyisini isterler, onu da yapar. Yani şu anda muhalefetin istediği şey, daha iyisini niye yapmıyorsundur? Biz daha iyisini biz, buraya kadarını biz yaptık, bundan sonrasını da biz yaparız. Çünkü bizden başka bunları yapan olmadı, olmadı. Bu hastaneleri bizden başka yapan olmadı. Bu tünelleri bizden başka yapan olmadı. Bu dere yolunu bizden başka yapan olmadı. Onun için biz yaparız, daha iyisini de biz yaparız. AK Parti yapar. Onun için Z kuşağı dediğimiz genç kardeşlerime buradan sesleniyorum. Gerçekten memlekete ve millete sahip çıkma adına Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine sahip çıkmak. Mecburiyetindeyiz, sorumluluğundayız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı etrafında memleketi daha ileriye götürmeye doğru gideceğiz diye söylüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler teşekkür ediyoruz. Keyifli, güzel bir program olduğuna inanıyoruz. Umuyoruz ki sizler de ekranlarınızın başında aynı keyfi almışsınızdır. Ordu gündemine dair önemli başlıklarla gündemde AK Parti Ordu Milletvekili Operatör Doktor Şenel Yedildız'ı misafir ettik. Şimdi veda edeceğiz ama Fatih Çetin Beyefendi var. Özellikle sorumun okunmadığına dair yorum var. Biz biraz şahsi iddialarınızın yer aldığı için programın hemen ardından sorunuzu Sayın Vekile ileteceğiz diyerek gündem programını kapatmış olalım. Bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın.